Yemen ölüyor. Ve her zaman olduğu gibi dünya bir trajediyi daha insafsızca izliyor. İç savaş, kıtlık ve açlık karşısında yaşam mücadelesi veren Yemenliler dünyaya acil yardım çağrıları yapıyor ama nafile. Ülkede 1 milyon çocuk, yaklaşık 4 milyon insan ölümün eşiğinde. Tüm mazlum coğrafyalarda olduğu gibi Yemen'in yanı başında da yine Türkiye var. Yardımlarımız ülkenin şartları el verdiği oranda Yemenli kardeşlerimize ulaştırılıyor. Yemen'de son durum nedir? Yardım çalışmaları hangi aşamada ve nasıl yürütülüyor? Dünya bu yardımların neresinde? Tüm bu soruların cevaplarını almak üzere şimdi Yemen'in geçici başkenti Aden'e uzanıyoruz. Türk Kızılay'ı Yemen Delegasyon Başkanı Mehmet Sancar var telefon hattımızda. Mehmet Bey, yayınımıza hoş geldiniz. Hoş bulduk. Mehmet Bey, öncelikle yayınımıza katıldığınız için ve katkılarınız için teşekkür ediyoruz. Türk Kızılay'ı Yemen Delegasyon Başkanlığı olarak oradaki faaliyetlerinizden bahsetmeden önce dilerseniz Yemen'deki son durum nedir? Bizim elimizde çok ciddi veriler var. Yaklaşık 85 bin çocuğun, 5 yaş altı 85 bin çocuğun hayatını kaybettiğini biliyoruz. 22 milyon insanın açlık pençesinde olduğunu görüyoruz ve dünya Yemen'i hala resmi olarak kıtlık çerçevesinde görmüyor ama Türkiye'nin orada çok ciddi yardım faaliyetleri var. Bu oranlardan biraz bize bahsedebilir misiniz? İlk önce duyarlılığınız için teşekkür ediyorum. Sesimizi bir nebze olsa bu şekilde Sayın Türk halkına ve sizlere bu şekilde ulaştırmış oluyoruz. Türk Kızılay'ı olarak biz tabii ki savaşın başladığı 2014 yılından beri aktif olarak bölgede faaliyetlerimize devam ediyoruz. Çalışmalarımız yapabileceğimiz her anlamda hangi çalışma olursa olsun ulaşabileceğimiz tüm bölgede ulaşmaya çalışıyoruz. Çünkü gerçek anlamda burada bir insani kriz var ve bu insani krizin içerisinde bu insanların hayatlarını az da olsa nasıl daha iyi bir noktaya getirebiliriz? Bunun mücadelesi içerisindeyiz. Tabii ki Türk halkının ve hükümetimizin bu konudaki hassasiyeti malum. Bu konuşmalarımıza başlamadan önce Türk halkımızın hassasiyetlerine binaen yardım kampanyalarına devam etmeler, yan konusunda yardımlarını esirgememe noktasında desteklerini beklediğimizi kızar olarak ifade ediyoruz. İnşallah bizim başlatmış olduğumuz yardım kampanyalarına kendileri de katkıda bulunup buradaki kardeşlerimize en iyi şekilde ihtiyaçlarını gidermeye çalışacağız bizler de. Evet. Sizin bahsettiğiniz gibi şu an Yemen'de 85 milyon 5 yaş altı çocuğun öldüğü, 22 milyon insanın açlık sınırı altında olduğu vesaire gibi konular, bunlar tabii ki resmi olan rakamlardır. Bunun yanında bir de hastalıklar var ve medyaya yansımayan farklı hayat şartları var. Yani insanlar yarın ne yiyebileceklerini, bırakın bir öğün sonra nasıl hayat, ne bulabileceklerini, neyi bileceklerini düşünüyorlar. Sağlık anlamında sağlık sistemi tamamen çökmüş, ilaç yetersiz, hastaneler ihtiyaçlar karşılamıyor. Biz de Kızılay olarak gerek gıda, gerek sağlık anlamında çalışmalarımıza devam ediyoruz. Türk Kızılay'ının yanında yine başka kurumlarımızın olduğunu da biliyoruz. Bu kurumlar hangileridir ve sizin öncülüğünüzde bu yardımları nasıl ulaştırmaya devam ediyorlar? Vatandaş olarak bizler bu konuda neler yapabiliriz? Tabii ki başta Diyanet Vakfımızı unutmamak gerekiyor. Kendileri 2018 kurban kampanyasını Yemen'de gerçekleştirdiler. Burada hisselerini kestiler ve ihtiyaç sahipleri olanlara hisselerini ulaştırdılar. Kendilerine bu konuda Allah razı olsun diyoruz. Türkiye'nin tüm kurumları bu konuda hassas. Biz bunu biliyoruz. Gerek Diyanet Vakfı, gerek TİKA, gerek İHA ve diğer ismini zikretmediğim bir sürü kurumumuz Yemen için çalışmalarına devam ediyor. Bizler Türkiye'den gelen tüm yardımları ihtiyaç sahibi olan bölgelere en hızlı bir şekilde sevkiyatını gerçekleştiriyoruz. İhtiyaç sahiplerine ulaşmaya çalışıyoruz. Bu şekilde yardımlarımızı ihtiyaç sahiplerine en sağlıklı şekilde kendi elimizde teslim ediyoruz. Evet, sadece yardım malzemelerinin dışında bildiğim kadarıyla Türk Kızılay'ı olarak orada Sahra Hastaneleri de kurdunuz. Ve Sahra Hastaneleri'ni yine Türk Kızılay'ın yanında Sağlık Bakanlığımızın yolladığı ilaç malzemeleri, bununla birlikte yine bebekler için bebek bezi, mama vesaire, bunlara dair de biraz detay alabilir miyiz sizden?
Tabii ki. Şimdi Türkiye'den 2017 Temmuz ayında gönderilen gemi vardı. Biliyorsunuz Umut Oğul yardım gemisi. Bu gemi içerisinde iki tane Sahra Hastanesi var. Bu iki Sahra Hastanesi'ni insanların savaş içerisinde yaşadığı en sıkıntılı şartların bulunduğu yerde kurduk. Taiz ve Hüdayda bölgesinde bu iki hastanemiz ve şu an aktif olarak çalışıyor. Artı Sağlık Bakanlığımızın göndermiş olduğu ilaçları da biz buradaki Sağlık Bakanlığı ile birlikte Yemen'deki 7 büyük ile ulaştırdık ve bu şekilde Türkiye'den gelen ilaçlar birilerinin yarasına merhem oldu diyelim. Evet. Son olarak bir şey daha sormak istiyorum. Orada Yemen halkının Türkiye'ye karşı teveccühünü aslında tahmin etmek zor ama Türk Kızılayı Delegasyon Başkanı olarak gözlemleriniz bu anlamda nelerdir ve Türkiye'den beklentileri şu anda ne yöndedir? Sadece yardım faaliyetleri anlamında değil, savaşı durdurma açısından da ne gibi beklentileri var Yemenli kardeşlerimizin? Şimdi Yemen halkı ve Türk halkı birbirini kesinlikle kardeş olarak görüyor ve bizi kardeş olarak kucaklıyorlar. Ve bu bölgenin içerisindeki bulunduğu sıkıntıları giderebilecek kardeş halk olarak, kardeş devlet olarak bizi görüyorlar. Bu konuda Yemen halkının Türk halkına karşı büyük bir teveccühü var. Evet. Ve her zaman kendilerinin yanında olacağından şüphe duymuyorlar. Mehmet Bey çok teşekkür ediyoruz yayınımıza katkılarınız için. Hayırlı çalışmalarınızın devamını diliyoruz ve kolaylıklar diliyoruz. Sevgili izleyenler, Türk Kızılayı Yemen Delegasyon Başkanı Mehmet Sancar'la bir telefon bağlantısı gerçekleştirdik. Yemen'deki insani durumdan bizlere söz ettiler. Kendilerine çok teşekkür ediyoruz. Türk Kızılayı'na ve diğer çalışmalar, diğer faaliyet yürüten, başta Türkiye Diyanet Vakfı olmak üzere diğer vakıflarımıza da başarılar, kolaylıklar diliyoruz. Ve Yemen noktasında yardımlarınızı eksik etmemenizi sizlerden istirham ediyoruz. Hepinize sağlıklı, huzurlu, bereketli, güzel günler diliyoruz. Hoşça kalın.